Başını taşıyan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği konferansları sponsoru Serenet'in tanıtım filmini izleyeceğiz. Ardından açılış konuşmalarından sonuncusunu yapmak üzere Serenet İcra Kurulu üyesi Sayın Ece Ceylan Baba'yı dinleyeceğiz. Thank you.
Evet, Serenit'e teşekkür ediyoruz ve başta belirttiğim gibi Serenit İcra Kurulu üyesi Sayın Ece Ceylan Baba'yı kürsüye davet ediyorum. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkan ve Üyeleri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Sayın Ahmet Fakı Baba, Serenit yöneticileri, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler und Herr Klaus Schmidt. Hoş geldiniz. Dijital devrim çağını yaşadığımız dönemde bizleri paleolitik dönemlere doğru mimari bir yolculuğa çıkmasına vesile olan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin öncülüğünde Sayın Klaus Schmidt ve ekibine teşekkür ederiz. Herr Klaus Schmidt, sehr geehrte Kollegen, herzlich willkommen. Böyle bilimsel ve kültürel verileri güçlü bir konferansın ana sponsoru olmaktan şahsım ve Serenit AŞ adına büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Tasarıma, tasarımcıya ve bilimsel çalışmalara verdiği değeri ürünlerine kalite olarak yansıtan Serenit, 19 yıldır porselen sektörüne öncülük etmektedir. Birçok üniversite ve akademisyenler ile ortak bilimsel çalışmalar yürütülmekte olup, bilimsel tabanlı dünya görüşü Serenit'in marka değeri için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu bağlamda Serenit'in tasarımdan sorumlu icra kurulu üyesi ve aynı zamanda mimarlık bölümü öğretim görevlisi olarak sizlerin karşısında olmam belki bu birlikteliğin en somut örneğidir. Mimarlık tarihinin köklerinin Neolitik dönemlere, yani M.Ö. 6500-7000 yıllarına uzandığı inancı, topraklarımızda bulunan ve döneminin en kapsamlı yerleşim örneği olan Çatal Öyük olarak dünya literatüründe kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra Fransa, Yunanistan ve İsrail'de de aynı dönemlere ait bazı yerleşim kalıntılarına rastlanmaktadır. Göbekli Tepe yerleşiminin ortaya çıkışı, mimarlık eğitiminde ve mimarlık tarihinde bir dönüm noktası niteliğindedir. Çünkü bölgedeki kalıntılar M.Ö. 10.000 ila 15.000 yıllarına farklı bir deyişle paleolitik döneme referans vermektedir. Bu durumda yerleşik yaşam kalıntılarının tarih öncesi döneme kadar yayılıyor olması insanlık tarihinde kültürel ve dini mirasın yeniden değerlendirilmesini gerektirecektir. Çok önemli olduğuna inandığım bir eser olan Çatal Öyük'ten sonra daha eski çağlara ait yine çok önemli olan Göbekli Tepe'nin Anadolu topraklarında yer alıyor olması Türkiye tarihi ve Şanlıurfa kenti için çok büyük önem teşkil etmektedir. Bizler de Serenit olarak bu çalışmanın İstanbul'u profesyonellere ulaştırılmasına vesile olmak ile bilime ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Serenit'in disiplinler arası tasarım düzlemlerini bir araya getirmesi, üretilen ürüne salt bir kaplama malzemesi olarak yaklaşımın çok ötesinde sanatsal bir değer katmasını hedeflemektedir. Tüm ürünler ve ürünler ile hayata geçirilen mekanlar, kendi alanında başarılı tasarımcılar tarafından dizayn edilmekte ve Serenit'in teknolojik donanımı ile birleştirilerek nitelikli projelerde yerlerini almaktadır. Örnek olarak, seramik sektörüne yeni bir yorum getireceğinden emin olduğumuz Serra markası için moda tasarımcısı Bahar Korçan ile birlikte yürütülen Benim Masalım serisi bugüne kadar hiç uygulanmamış bir teknoloji ve özgün bir tasarım ile çok yakında kullanıcısıyla buluşacaktır. Yeniliklere ve inovatif yaklaşımlara her zaman açık olan ve küresel dünyanın gerekleri doğrultusunda kendisini geliştirmeyi hedef edinen Serenit ve Serra markalarını bundan sonra akademik alanlarda daha çok göreceğinizi ve karşılıklı etkileşimlerin bizleri ve sizleri de geliştirmesini hedeflediğimizi belirterek sözü Sayın Schmidt'e bırakmak istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sayın Ece Ceylan Baba'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Göbekli Tepe kazısı süreci